good to see you guys. Thanks for being here. Amerika'da başkan olmak isteyen siyasetçiler bu önemli makama gelmeye çalışırken kampanyalarında olabildiğince sıradan vatandaş izlenimi vermeye çalışıyor. 2008 seçiminde Demokrat Parti aday adayı Barack Obama peşinde gazetecilerle bowling oynamaya gitmişti. Museum Haber Müzesi yöneticisi Patty Rule o sahnenin manşet olduğunu anlatıyor. Rule, halktan biri olduğunu göstermeye çalışan kampanya, Obama'yı bowling oynamaya göndermişti, diyor. Aynı izlenimi başkan adayı olmaya çalışan Hillary Clinton da yaratmaya çalışmış, Indiana eyaletinde bir bara gitmişti. Washington'daki haber müzesi o ziyarette ve benzer ziyaretlerde kullanılan ürünleri sergiliyor. Sergide adayların gazete, radyo, televizyon ve interneti nasıl kullandıkları anlatılıyor. Seçim kampanyaları açısından en etkili olan unsur televizyon oldu. 1960 yılında John F. Kennedy ile Richard Nixon arasındaki tartışmada olduğu gibi televizyon seçmenlerin izlenimine şekil verdi. Ladies and gentlemen, the Republican candidates for President of the United States. 50 yıl aradan sonra televizyonlarda yayınlanan tartışma programları seçimlerin vazgeçilmez unsuru oldu. Romney's firing his mud at Rick Santorum. Televizyonlarda adayların reklamları yayınlanıyor. Reklamlar giderek eleştirel ve olumsuz bir dil kullanılarak hazırlanıyor. Bu da seçmenlerin tepkisini topluyor. Patty Rule, gençler seçimlerle ilgili haberleri artık geceleri yayınlanan siyasi mizah programlarından alıyor, diyor. Bugün seçim kampanyaları televizyonların da ötesine geçerek internette destek arıyor. Rule, adaylar Twitter, Facebook ve YouTube üzerinden seçmenlere ulaşmaya çalışıyor şeklinde konuşuyor. 4 yılda bir adlı sergi Amerikan seçim sürecini bu süreçle ilgili ayrıntıları, bazı ilginç noktaları ziyaretçilerle paylaşıyor. Serginin tarihi bölümlerini çok beğendim. Geçmişte kampanyaların, medyanın da bugün uğraştığımız konularla uğraştığını görmek çok ilginçti. 2012 bölümünü beğendim. Siyasetçilerin Twitter'da yazdıklarını gördüm. Çok ilginçti. Museum Haber Müzesi 2012 seçim kampanyası ilerledikçe sergiyi de güncelleyecek. Seda Çoban, Amerika'nın Sesi, Washington.